Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Profesör Doktor aslında 5216 sayılı yasa şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bu hizmet yerinden verilir. En uygun şekilde verilir. Devlet kaynakları iyi kullanmak zorundadır tarzında. Aslında ilçe belediyelerine veriyor bu görevi. Ancak burada maalesef bazı ilçelerimiz bu görevi yapmak istemediler. Biz de halkımızı mağdur etmemek için, çünkü geçtiğimiz yıl İskenderun'da, Hasta'da özellikle olmak üzere bu ilaçlamalar yapılmadı. Siz biliyorsunuz ki özellikle teknik arkadaşlar biliyor ki bu ilaçlamalar zamanında yapılmadığında, bizim Hatay gibi bir şehirde Şubat ayında başlamadığında ilerleyen süreç içerisinde uçmuş olan sineklere bir etki edemiyorsunuz. Sadece havaya ilaç sıkmış oluyorsunuz, buradan kovalıyorsunuz oraya, oradan buraya kovalıyorsunuz şeklinde bir olay ortaya çıkıyor. Biz bunu önleyebilmek adına belediyemiz olarak elimizi taşın altına koyduk ve bu işlere başladık. Biz bu hizmeti en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Öncelikle kullanacağımız ilaçların hepsinin toksik olduğunu bilmeniz gerekir. Ben hekimim, iç hastalıkları uzmanıyım. Bunun ne anlama geldiğini bilebilecek birisiyim. Bu şekilde hem kendimizi koruyacak hem çevreyi koruyacak şekilde davranmamız gerekiyor. Burada Şevki Bey müdürümüz en ekolojik ilaçları seçmeye gayret ediyor. Birlikte bu işi başarmayı hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bizim zaten Hatay'la halkımızla beraber halkımıza hizmet etmek gibi bir hedefimiz var. Artık bu hizmetin bir parçası da sizlersiniz. Bu görevi önemseyerek yapmak, tüm yani bir odağı ihmal etmek demek yine sineğe davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Onun için sizler her biriniz artık Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerdeki ve mahallelerdeki birer elçisi gibi onu temsilen çalışacaksınız. Yani bu sorumluluk içerisinde çalışmanızı istiyorum. Çünkü bizler her gün kalktığımızda 1.550.000 Hataylı'nın yükünü sırtımızda hissederek çalışmaya başlıyoruz. Yapacak çok işimiz var bizim. Halk sağlığı alanında önemli görevleri üstleneceğiz. Bundan dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle bu eğitimlerin daha sağlıklı yürümesi, daha hedefe odaklı olması açısından meslek örgütleriyle yapmış olduğu ortak çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne, yetkililerine burada müteşekkir teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eğitimimiz arkadaşlar 3 gün boyunca devam edecek. Eğitimimiz bugün Kemal hocamızın başlangıcıyla start vereceğiz. Yarın Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarım makineleri bölümünden 2 profesör arkadaşımız eğitime devam edecek. Profesör Doktor Ali Bayat ve Profesör Doktor Zeliha Bereket Barut hocamız devam edecek. Son gün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi hocalarından Profesör Doktor Ferdi Tanır halk sağlığı ile ilgili ve acil müdahalelerle ilgili eğitimimizi tamamlamış olacağız. Burada dikkat etmemiz gereken bir iki husus var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler şunu bilmelisiniz ki halk sağlığı ilaçlamalarında, çevre sağlığı ilaçlamalarında bu altı çizilen nokta bizim uygulama sahamızda önem arz etmektedir. Bundan dolayı o noktaları sizlere dağıtılmış olan ders notları içerisinde lütfen oraları altını çizerek çok daha dikkatli olmaya özen gösteriniz. Erken Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne meslek örgütleriyle bu eğitim konusunda ortak davrandıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarım. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılından itibaren yapmaya başlayacağı haşere mücadele hizmetinin en önemli eğitimi diye düzenlemiş bulunuyoruz. Eğitim 3 gün sürecek ve eğitim sonunda sertifikalandırılacaksınız. Ve haşere mücadelesini önemseyen programlarla belediyeler bu işi yapmakta bizlerin çok önemli avantajı var. Sayın Belediye Başkanımız, Halk Sağlığı Doçenti, Genel Sekreterimiz de çok değerli Profesör Doktor Mehmet Maden Sağlıkçı bu işin arkasında ve bizimle beraber. Dolayısıyla bundan sonraki bütün çalışmalar bilimsel temele dayanacak, doğru olacak, çevreci olacak ve en doğru sonuçlara ulaşacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten bu alacağınız eğitim çok önemli.
Çünkü aldığınız eğitimde hem kendi sağlığınızın korunması hem çevrenin korunması açısından önem arz ediyor. Dolayısıyla bu eğitimi can kulağıyla dinlemeniz lazım. Sivrisineklerle ve diğer haşerlerle esas mücadele bu üreme alanlarında yapılan mücadele. Yoksa görüyorsunuz belediyeler tarafından veya diğer şehirler tarafından havada bir takım işte biz ensektisit uygulaması yapıyoruz falan deniyor ama esas üreme yerleri. Dolayısıyla burada alacağınız eğitim ve size verilecek formülasyonlar, nasıl yapacağınızla ilgili konulara dikkat ve önem gösterin. Eğitim konusunda vektör zararlılar, vektör böcekler ve bunların mücadelesi konusunda bilgiler vereceğim. Mesela neden olan vektörlerde, mekanik vektörler ise hastalıklı organizmayı öleme potansiyellerinin yüksek oluşu, çok sayıda aşırıcı hastalık yapıcının taşımaları nedeniyle önem arz ediyor.